A Spor. Galatasaray'da Fatih Terim sessizliğini bozdu, Belhanda kararı sonrası. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivas spor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından Sarı Kırmızılılarda Yans Belhanda, stat zemini nedeniyle yönetimi eleştirmiş, bu sözler sonrasında da Faslı Yıldız'ın sözleşmesi feshedilmişti. Konuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'in sessizliğini bozduğu öğrenildi. İşte detaylar, son dakika Galatasaray haberleri, GS Spor haberi. Galatasaray'da Belhanda krizi Florya'yı iyice sardı. Demir Grup Sivas Spor maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetime eleştiride bulunan faslı futbolcunun biletinin kesilmesi futbolcularda büyük rahatsızlık yarattı. Yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda'nın sürpriz ayrılığı takım arkadaşlarını bir hayli üzdü. Milliyette yer alan habere göre sarı kırmızılı futbolcular Belhanda'ya destek vererek yönetimin aldığı karara tepki gösterdiler. Takım arkadaşları için alınan karar nedeniyle morali bozulan futbolcuların yönetimi protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi. Futbolcuların konsantrasyonun bozulması Kayseri maçı öncesi teknik kadroyu endişelendirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri yakın çevresiyle değerlendirdiği ve sonuçta idari bir karar. Boynum kıldan ince yorumunda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve iki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı ifadelerini kullandığı bildirildi. Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten Fatih Terim'in Belhanda'ya ben de ceza verebilirdim Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda'nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi, görüşünü yansıttığı kaydedildi. Fatih Terim'in son iki gündür kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan idman haberlerine resminin koyulmaması dikkat çekti. Demir Grup Sivas Spor maçı sonrası yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle bileti kesilen Belhanda'nın böyle bir açıklamada bulunmasa dahi sözleşmesinin uzatılmasının gündeme gelmediği ortaya çıktı. Yönetimin bir süre önce tecrübeli oyuncunun menajeri Vilam Davila ile görüşerek yeni kontret yapılmayacağını ilettiği öğrenildi. A Spor. Galatasaray'da Arda Turan ikinci kez dalya diyecek. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayseri Spor ile karşılaşacak Galatasaray'da Arda Turan, maçta forma giymesi halinde Süper Lig'de 200. maçına çıkacak. Arda Turan, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'de yarın HES kablo Kayseri Spor ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alması halinde, bu kulvarda ikinci kez Dalya diyecek. Altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2004-2005 sezonunda ilk lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, sonraki sezonun ikinci devresini Manisa Spor'da kiralık geçirmesinin ardından tekrar sarı kırmızılı takıma döndü. Galatasaray'da 4 sezonu aşkın süre oynadıktan sonra 2011 yılında İspanya'nın yolunu tutan Arda Turan, bu ülkede Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünya markası kulüplerin formasını giydi. Medipol-Başakşehir'in 2017-2018 sezonu devre arasında kiralık olarak renklerine kattığı 34 yaşındaki futbolcu, bu sezonun başında ise tekrar Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu. Ligde 199 maçta 35 gol attı. Arda Turan, Süper Lig kariyerinde çıktığı 199 karşılaşmada 35 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, Ligde 150 maçta Galatasaray, 34 müsabakada Medipol-Başakşehir ve 15 karşılaşmada Manisa spor forması giydi. Sarı kırmızılı forma altında 31 gol atan Arda Turan, Manisa Spor ve Medipol Başakşehir'de ise ikişer kez meşin yuvarlığı ağlara yolladı. Ara Turan, ligde görev aldığı karşılaşmalarda 37 sarı, 3 kırmızı kart gördü. Deneyimli futbolcu, 2007-2008 sezonunda Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşadı. Atletico Madrid ve Barcelona'da önemli başarılar. Arda Turan, futbol kariyerinin zirvesine çıktığı İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona'da önemli başarılar elde etti. Tecrübeli futbolcu, 2011 yılında 13 milyon avroya transfer olduğu Atletico Madrid'de 4 sezon forma giydi. Arda Turan, bu takımla bir İspanya 1. Futbol Ligi La Liga, bir Kral Kupası, bir UEFA Avrupa Ligi, bir İspanya Süper Kupası ve bir UEFA Süper Kupa olmak üzere 5 şampiyonluk elde etti. Barcelona'nın 2015-2016 sezonu öncesi Atletico Madrid'in 34 milyon avro bonservis bedeliyle renklerine dahil ettiği Arda Turan, Katalan ekibinde ise bir La Liga, iki Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir UEFA Süper Kupası kaldırdı. Başakşehir'de bekleneni veremedi, Galatasaray'da toparlandı. Arda Turan, İspanya macerasının ardından döndüğü Medipol Başakşehir'de bekleneni veremedi. Turuncu Lacivertli ekipte yaklaşık 2 yıl forma giyen Arda Turan 39 resmi maça çıktı ve 2 gol attı. Milli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarıyla sezon başında tekrar döndüğü Galatasaray'da ise takımın önemli kozlarından biri haline geldi. Arda Turan, sarı kırmızılı takımda bu sezon 25 resmi müsabakaya çıkarken 3 kez ağları havalandırdı.